Ağır merhabalar. Tahiloni arore. Aşistevein arore. Engesinti arore. Tahiloni arore. Tahiloni arore. Efendim, merhabalar. Ya şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. O kadar doktora gittim. Merhemler yazdı, jel yazdı. Fakat buradaki normalde geçerdi. İspat lazım. Delil lazım bana canım. Kanıt lazım. Öyle kür yere ben cevap veremem. Aa, olmaz. Hoş geldin Deniz Kumsal ablacığım. Bir tanem. Aa, bir pancar diller, bir şey diller. Ben nereden ne bileyim? Ben hangi birine inanayım? Aa. Kardım ne dedi bu ule? Kimin? At bana kırmızı hesaptan. Kür yapmayın ayol. Şarmuta, Şarmuta. Yakında klip çıkartıyorum Bedostar solistimle. Şarkının adı Şarmuta. Hit olur, tutulur yani. Evet. Şarmuta. Aa, Gündür'ün güneşi geldi efendim diyerekten. Merhabalar Gündür Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Gelmek ister misiniz efendim? Konuk olaraktan. Evet. Alalım efendim, Gündür Hanım efendim. Aynen. Evet efendim. Aa. Merhabalar, Gündür'ün güneşi. Hoş geldiniz efendim. Efendim merhabalar, Sayın Baysal merhabalar. Ana, birileri efendim bir şey taşıyor. Benim merdivendeki o şeyler zangır zangır ediyor valla. Ne oluyor lan? Ne oluyor? bak duyuyor musunuz? Deniz Bak bak. Kumsal abla diyor ki Hollanda'ya sevgiler diyor. Aleyküm selam efendim. Çok 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 aleyküm sevgiler diyeyim. Aleyküm sevgiler. Merhabalar. Teşekkürler. Evet. Sen Diyor. Deniz Kumsal abla kimle ne enişte diyor. yapıyorsun Saçlarına kime? çok güzel Sen olmuş bakayım ne diyor. yapıyorsun? Bir bedostarla bir şey mi yapıyorsun? Sen bir şey mi yapıyorsun? Onu mu duydum ben? Ay küründen takılıyoruz ya. Ha küründen. Alright. Aa, Okay. Star solistin biliyorsun. Antalya Yassı'da Yok. program yapan değerli bir solistin. Ben hiç bilmiyorum. İsmini biliyorum da ne yaptığını falan bilmiyorum yani. Şarkıcı. Ha şarkıcı sesi güzel mi? Yok sesi güzel değil. Sesi Cani Cani'yi okuyamıyor. Hüzün güzel hüzün mi? playback Benim yapmaz. de yani. Herkesin ya her sanatçı dediğimizin de sesi de pek de güzel olmuyor. Bilemiyorum. Sayın Rengim ya. Aa, gelmiş. Ay öpücükler göndermiş. Bir türlü Bilmiyorum. yıllardır sahneye çıkıyor. Senin canini Konuşmuyor dahi böyle Benosa okuyamadı. bilmiyorum. Ha
Ay aman gülelim arkadaşlar ya. Nedir ya? Nedir bu ya? Nedir bu dert telaş ya? Bıktık bu sandık ya. Vallahi ben de bayağı bir heyecanlı bir gün yaşadım. Ay, seviyorum, hoş geldin. Vallahi isterim. Ay, Yap Gülüm, sana böyle bir bir şey söyleyeyim mi? Bir söyleyeceğim. rumlar solisti Arapçayı Ha. benim gibi bülbül gibi şakıyor. Normalde Aa. Ermenili bu. Öyle mi? Oo, Ermeni bunlar kökenli. marifet efendim. Yani lisan bilmek, şey bilmek gerçekten marifet diyedir. Tabii benim Güzel, çok güzel. konuştuğum Arapçayı bülbül gibi o kadar güzel Ha. konuşuyoruz ki şarmuta ne demek biliyor musun? Şarmuta Türkçe Yo, ile bilmiyorum. kelam demek. Kelav. Ha. Tabii. Ama Yakışmış Bedo mı? çok Teşekkür ederim. güzel. Semih demiş ki Gülnur tüm saçların çok yakışmış. Saatler olsun bal kutum. Teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ha. Evet şey yaptık. Şey yaptım da bakınız efendim. Bakınız burada kim var? Ay. Ya kim var orada? Ay. Seviyorum. Seviyorum. Bu belirtilen vatandaşı seviyorum. Ne demiş sevgili Mete? Ay sıç işte, sıç be kız. Tamam, tamam anladım anladım. Bilmiyorum sevgili Mete. Duymak lazım canım sesini. Yani bilmiyorum ben. İsmini biliyorum da sesini hiç duymadım. Ben duymadım Güzel, ki sen duyuyorsun kız. Alıyor güzel. elime kendini. Cani Cani'yi bile okuyamıyor. Yani. Cane işte meydan ey E ne iyi var be günün Ruslar solisti dostu bir günde Gülnur günler ablan için günde oku yani. Aman sen. ne ne Canay vardı. Ya, o şarkılarımız çok güzeldi mesela kardeş be. Sibel nasılsınız? İyi misiniz? Görüşmeyeli iyi misiniz efendim? Efendim, bugün göndermiş olduğunuz ruj nihayet elime Geldi ulaştı mi? ve Evet. bugün geldi. Evet, bugün geldi ve dudağımda. Evet. Bu Az da önce birisi bana güzelmiş. dedi ki ne, dolgu mu yaptırdın? Dedim Yok hayır, yaptım. dolgu değil dedim. Ama bir de Ha. Ama Sibel, ya o da dünkü sevdiğim ruju biri. O da tamam da sevdiğim biri. Türünden ben öyle. Öyle biri. Ay şey Ruslu'nun rengi bu güzel dünkü ama. güzel, bu da çok güzel, güzel harika da ama dünküsü ruj daha O yani şey, kazana uydu ya, öncekiler mi? mor Önceki gibi, iki mor gibi, tane mor gibi. koyuyorlar. He, yok ya bir de mor Tabii gibi, canım o bunlar mor gibi bir bordo. tane var. Mor gibi ben çok beğeniyorum senin dudaklarında canım. Mor gibi. Selamlar bir Demet Menekşe, selamlar. Mor gibi, mor çok harika duruyorsun be. Bu da çok harika. Bu da çok harika. Evet kız, vallahi çok beğendim ben. İyi sen beğendiysen harika. Fevkalade. Fevkalade efendim. Selamlar Gülhanım. Hoş geldin şu işte. Merhabalar. Miss Yasmin. Aa, merhabalar sevgili Miss Yasmin. Merhabalar canım. Hoş geldin. Hoş geldin. Efendim, Gülnur Hanım'a sinyali yaptım. Dedim belki bir please the car dedim. Aa, olmadı efendim, ağladım, olmadı, sızladım, olmadı. Aa, o hareket aykırıydı. Neyse, YouTube'da Yapmak yapan ya, yapmak istiyorum. Sibel Hanım bir gün ateş kırmızısı Lan ruj oğlum ile kızım ne diyorsun var, sen? var da Lan kırmızı oğlum şey ya, kızım. Of. dağılıyor ya. Ne o? Kim dağılıyor? Hangisi? Bu çıkmayan ruj Gülnur, sevmiyorum ben bunu, kırmızı. Ben E bunu at gitsin o almıştım daha zaman. önceden ya. At gitsin. Ben sevmiyorsun. At gitsin. Kullanma. Ama Allah yani Allah. bir şey At içtiğim tadını zaman yok. hemen Gaz ağlıyor var ya. yani. Ne var Dağıtıyor sanki? yani.
At gitsin. Sevmiyorsan at gitsin. Kız ben bunları ucuz yerden aldım toptancıdan o yüzden. Hadi bakalım. Ne olmuş? At gitsin Sibel. Şu anda 3 tane. 3 tane mürücüm var. Önümüzdeki ay 3 tane daha alırız. 6 olur. Olmaz Tamam mı? mı? Olur. Hayır, kırmızı değil. Ya, kırmızı, ben sevmiyorum kırmızı sende. Mor çok güzel oluyor. Koyu kahverengi çok yakışıyor sana. Mor böyle, bir de koyu kahverengi. Böyle şey, ojelerin de yaptığın zaman mükemmel oluyor diye düşünüyorum efendim. Aynen. Valla bilmiyorum, ben marka takılan insan değilim sevgili Yok. arkadaşlar. Ben bakarım Bana hem bakar o fiyat şekilde. uygun mu hem de insanlar beğeniyor mu? Ben buna bakan bir insanım. Yoksa marka takılan bir insan değilim. Hayatım boyunca marka takılan bir insan olmadım ve marka takılan bir insan da olmayacağım. Çünkü bu markalar, örneğin Levi, örneğin başka markalar, Nike. Bunlar Çin'de yaptırıyorlar her şeyi. Tamam, Çin yapıyor, Çin malı. Ve gelip burada 50, 15 dolara mal olan bir maddeyi 50 burada 200 kuruş derdi. euroya satıyorlar. 200 Wagler kot pantolon var. Ya, onun şeyini izledim ben. Dokumenterini Akustama. izledim. Efendim? Akustama. Ha, tamam. Ya, onun şeyini izledim. İşçisiyle beraber 5 dolara mal olan bir kot pantolon burada 150-200 euroya satılan bir olay. Dolayısıyla artık arkadaşlar, günümüzde neyin ne olduğu da belli değil. Ben internetten bir şey ısmarlamaya kalksam ortada dropshipper'lar var. Ortada bir şeyler var. Oraya bakıyorsun 25 euro, oraya bakıyorsun aynı ürün 15 euro. O yüzden ben markaya falan bakan bir insan değilim. Yorumlara bakıyorum ve tabii ki fiyatla bakıyorum. Ben yani kalkıp da 1000 TL'ye ruj ısmarlayacak değilim şu durumda. Ismarlamam. Öncelikle ben ruja 1000 TL vermem yani. Kendime de vermem, kimseye vermem. Ha, ona göre şey yapıyorum yani. Ama günümüzde fiyatlar o kadar fark ediyor ki. Fark ediyor efendim. Aynı ürünü başka yerde, başka bir web sitede 25'e buluyorsun. Başka web sitede de 15'e buluyorsun ve aynı ürün ve aynı şey. Artık günümüzde böyle sen bunu bilmiyorsun. Dropshipping diye bir çalışma Bilmiyorum sistemi ben hiç var. Ben duymadım. Az araştırdım bunu. önce hani sen işten yeni geldiğinde, son anda geldiğinde bana soruyorlardı. Günür abla bu en son bugünkü gelen çerçeve kalemiyle Avon'un rujunu ne kadara aldı diye soruyorlar. Belki onlar da alacaklar o yüzden soruyorlardı. Ben bilmiyorum dedim. O zaman Trendyol'a girsinler hayatım yani. Trendyol'a girsin, koyu koyu kahverengi ruj diye yazdıkları zaman bile ben bilmiyorum bile ne kadar aldığımı bilmiyorum yani. Semih Özcan ne demiş? Önümüzdeki olimpiyatlar için ne düşünüyorsunuz? Ay kraliçem gelmiş. Hoş geldin canım. Bursa'nın bir vakti gelmiş. Öyle mi? Oo, efendim sevgili divamıza merhabalar. Divanın haricinde dostluk Bursa'da önemlidir. Senin iki tane de birisi dostluk divan, birisi merhabalar. kraliçe var. Birisi Seda, birisi Melisa. Bursa'da. Valla bu son zamanlarda bu güzel iki insan da ortaya çıktılar. Ve senin yanında oluyorlar sevgili Sibel. O yüzden lütfen ikisine de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Kabul buyursunlar efendim. Son zamanlarda evet, ikisi de bayağı bir sağlam çıktı. Melisa, seninle Sibel'le olan şeylerini ben de takip ediyorum. Benim de kafam karıştı bir tanem. Ama Ama yine de gerçekten zor günümde helal evet. olsun.
Evet, zor Yani günümde yine sen böyle şey yanında. yapmadı yani. Sağ olun güzel Olduğu kardeşim. zaman Sağ olun. hemen priz hemen söylüyor bana gerçekten. Bizim Çünkü de o da söylüyor. priz Yanında oluyor değil ya, mi? en Onun azından gibi. evet. Yanında olmak sadece işte Priz olmayan insan halinden Melisa anlar. ya Melis anlıyor demek ki. Ben de bunu öğrendim Ortası hayatım. Ben Melisa. de bunu öğrendim yani. Ya çünkü çok aranızda bir şeyler oldu. Dedim Allah'ım bu ne? Ne yapıyor bu kız? Bu insan. Ama yok. Okay. Okay. Thank you. Şu Thank meşhur you. babamın gideceğim. Hadi git sen işe. Sen işe. Bu olimpiyatlara tabii ki girebiliriz. Şimdi kaç yerden arkadaşlar artık şey var. Yani bu imane kalif var ya, bu şerefsiz nokta nokta çocuğu. Heh. Bunun similyası gelişmemiş. Tamam, similya böyle kadının klitorisi gibi. Rahim yok, yok ama taşak var, şey var içte. Erkek. XY kromozomlu erkek. Biz zaten bunu biliyorduk. Ben bunu söyledim, çok söyledim. Ha, şimdi bu kesinleştiriliyor. İnşallah elindeki altın madalya alınır ve dava edilir. Bu imane kalif herifi, pezevengi biliyordu. Bile bile kadını orada dövdü. Bu kadını dövmektir. Bu boks falan değil. Bile bile kadını dövmektir efendim. Bakalım gelişmeler devam ediyor. Çok mutluyum. Zaten başından beri bizler söylüyorduk. Bu insan kadın değil. Adam diye. Bakınız arkadaşlar, 900'e yakın madalya bu kendilerini trans İşte kadın hissediyorum diyen erkekler tarafından alınmıştır. 900 madalya, 9.890 madalya. Bu ne demek arkadaşlar? Ya bu ne demektir? Bakalım devam ediyor arkası yarın ya da öbür gün. Öyle eskiden tiyatro vardı. Sen biliyor musun ben? Eskiden radyoda öyle şey vardı. Tiyatro Neren vardı. Kıca uyanmak başar mı? Bilmiyorum, eskiden öyle radyoda tiyatro vardı. Ya arkası yarın tiyatrosu vardı. Radyoda dinliyordun. Hatırlıyor musun sen? Ben Yaşadın. hatırlamıyorum. Sen hiç radyo dinledin mi eskiden? Küçükken. Nikol Radyo dinledin mi hiç eskiden küçükken? Ürünaz, Gümür ablan hangi şeyi söylüyor? Dizi mi söylüyor? Şarkıcı mı? Anlamadım. Ya ben sana soruyorum. Eskiden böyle radyo dinledin mi sen? Hani arkası radyo, arkası yarın diye tiyatrolar vardı. TRT Radyosu tiyatrosu. Bilmiyorum artık ama arkası yarın diye yani böyle bir hikaye vardı. Çok heyecanlıydı. Ondan sonra arkası yarın diye radyoda dinleyebilir. Televizyon değil bu, radyo. Ben şeyi hatırlıyorum. Levent Kırca ile Oya Başarı. O televizyon. Ben Aa, onu radyodan bilmiyorum. bahsediyorum. Radyo. Az zaman dinlemedim. Radyo Ben dinledim. tiyatrosu. Radyo tiyatrosu hayatım. Ha o. Dinledin. Dinlemiş olman lazım Sibel. Gerçekten hatırlamadım. O yüzden son anda jeton düştü. O zaman dinlemedim belki de. Ben dinledim. Radyo tiyatrosu. Çok da güzeldi. Heyecanlıydı. Yani Hollanda'nın Melissa kadim dostumun ilk sırasından fazla olan %16 bombardıman şu anda Günür Hanım'ın elinde. Artık az ilerleyen saatlerde Hollanda'yı esir alır. Sabaha karşı da Melissa Bursa'yı esir alır. Vallahi bir tek Olur. ben içemiyorum. İki tane içtiğim zaman Olur. başım döndürüyor ekstra. Sen de oradan rakıyı içiyorsun. Sen de Ankara'yı esir Aa, aldın. Ha? Öyle değil mi hanımefendi? vallahi bir Yok. etmiş olsun içiyorum. Ama yüzük Ha. çok geliyor bana.
12 günde. Ya, 3 güzel gün. kardeşim. Bir de hepsini bitirmek zorunda Geçen değilsin padişah yani. bir ziyafet çektiğinde sağ olsun bir yüzük göndermişti. Onu 3-4 günde içebildim günlük. Yüzük çok iyi yani ama 70'lik normal. Vallahi bilemiyorum. Sen içiyorsun işte yani. Biraz kalırsa yarın içeceksin yani. Zaten tiyatrosu mazide tanır adını. Mazide tiyatrocu Macide tanır. Hatırladım. Bilmiyorum sevgili Aysel. Yani eskiden öyle vardı yani, tiyatro radyoda tiyatrolar vardı. Dinliyorduk. Güzel, heyecanlı oluyordu. Ben öyle hatırlıyorum yani. Radyo, çünkü biliyorsunuz ilk defa çıktığı anda frekans olarak işte telegram, telefon frekans olarak, ondan sonra radyo. Radyodan sonra geldi televizyon. Yani radyo vardı. Şey izliyorum hani, ikinci baharda radyoda FM, radyo FM'de güzel güzel programlar vardı. Radyo da güzeldi. Yani bilmiyorum, güzeldi. Fazla reklam yoktu. Reklam çok Ama soğuktan sonra şey de daha vardı Günür, bak oradan aklıma geldi. ne geldi? Aşk gözünü seyret, devamı yok bunun. Ya o şey, o Levent Kırca'yla Levent Kırca'yla Oya Oya Başak. Başkan. Ha, onlar da bilmiyorum kaç yıl devam ettiler. Çok da güzel bir programdı. Güzel bir programdı. Komikti. Aa, o televizyon programıydı hayat. Ben radyo programından bahsediyorum. Radyo program. Ve o seslendirmeler, o güzel sesler yani ses. Şimdi hayatım, hepimiz bütün bu dünyayı ve her şeyi beş duyu organıyla algılıyoruz. Audio, kulak onlardan bir tanesi. Yani göz yok, şey yok, kulak var. Kulaktan gelen bir şeydi radyo. Televizyon gözel, gözle. Günür Hanım, yakında single çıkartmayı düşünüyor musunuz? Ne çıkarmayı düşünüyor mu? Single bir parça. Efendim. Evet, düşünüyorum. Düşünüyorum. Bir o eksikti. Bana özel besteler Aa, geldi. tutulur. Bana özel besteler geldi. Sedo'yla düet yapma, tutulmaz. Tutulur tutulur. Niye tutulmasın? Sedo'yla. Tabii Cani ki. Cene'yle. Tabii ki. Tamam o zaman, hadi bakalım. Tutulur. Niye tutulmasın? Yeter ki biz içten söyleyelim. El böyle halay çekelim. Canney, canney, canney. Why not? İşte meydan ey. İyi günün dostu. Ner günde hani. Olur. Bedoyla da olur. Niye olmasın efendim? Niye olmasın? Aa, bir de bundan sonra bana Şarmut'a demiyorsun. Çünkü artık Günder ablanla beraber single yapıyorsunuz. Bak, Cane Cene'yle. Yapalım. Tamam. Abi bakarsın, ünlü oluruz da para kazanırız biraz. Şarmut'a şarkımız geri, şeyde iptal oldu. Ünlü olur da ben senin bu şey leğen, iş yediğin leğenini satın alabilirim. Açık artırmaya girmiyor mu senin bu iş yediğin yer? Onu satın alırım ben, param olursa. Kız Bedo gerçekten Antalya'dan Side'de herhalde biliyorum. Sahne yapıyor. Ben Kürün'den takılıyorum onu. Ama Arapçayı da bildiğimi atıyor. Ha. Aynı Bilmiyorum dilde hayatım. konuşuyor. Bilmiyorum. Yapıyordur yani. Yapabiliyordur. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben Bedos abi birkaç defa yayınıma geldi zannedersem. Yani öyle. Merhaba merhaba. Ben tabii onun hayatını bilmiyorum. Güzel şeyler yapıyorsa ne mutlu ona. Ne mutlu ona. Ekrem Gates'le. tarzında değişik bir Gates'le bir yapalım. karizma şeyi var. Hani ne Aman derler? abim. Evet. Nasıl ha? Gerçeğin hep peşinde. Duydun mu? Bilmiyorum. Geçen yayınımda söyledim mi? Bu Bill Gates vatandaşı. Bu fırtınalar var ya. Fırtına. Orka. Ha, fırtına. Vuf,
Adam onu patentlemekle meşgul. Ya. Onu patentlemekle meşgul. Her şeyin, havanın her şeyin patentini alıyorlar. Yıldızları da patentleyecekler. Ayı da patentleyecekler. Fırtına patentleniyor. Ya patentleniyor efendim kasırga. Teşekkür ederim. Kasırgayı herif patentlemekle meşgul. Tohumlarımız patentli. Bu ne demek? Şimdi tamam diyorsun patentlerse patentlesin. Nedir problem? Konu şu. Bu demektir ki o vatandaş istediği anda sana kasırga yaratacak. İstediği GMO, genetik manipüle etmiş tohumu sana satacak. Tamamıyla insanlığı kontrol altına alacaklar. Hele bu hava durumuyla. Harp var, bakınız. Harp, evet bugün görebilirsiniz yani. Ben bunu bir tarafımdan uydurmuyorum. Bulabilirsiniz patent. Televizyon zaten patentli. Her şeyler patentli efendim. Kasırgayı Bill Gates patentlemekle meşgul. Ve bize çekirgeyi düşecekler. Eti de kaldırıyorlar. Türkiye'de bebekler öldürülüyor. Acaba onlar neden? Neyle dersi be? Yani o kadar en son bebeklere taktılar hastanelerde. Gerçekten önemli bir konu bu. Şimdi ben bir gurbetçi çocuğuyum. Yıllardan beri Türkiye'ye geliyorum. Ve son yıllarda her tarafa bir hastane ilanı asılıyor. Ha, önce bunu belirteyim. Bu önceden yoktu. Yoktu. Geliyordu vatanımıza, memleketimize. Normal bir şekilde. Bilet alıyordun, 30 kilo hakkın var. Biletin içinde yemek vardı, her bir şey vardı. Güzelce vatanına geliyordu. Son yıllarda artık kilo 8 kilo hakkın var şehri. İstediğin zaman fazla kilo istediğin zaman onun ödemesi. İçinde yemek yok. Uçakta yemek satıyorlar. Bir sandviç 6,5 euro. Böyle durumlar. Her yerde benim hep dikkatimi çekiyor. Çünkü az çok belki beni biliyorsunuz. Ben dikkat eden bir insanım. Bakıyorum, görüyorum. Görmek istemesem bile görüyorum bazı şeyleri. Her yere hastane ilanı var. Her yerde hastane ilanı var. Ve önünde genç genç yakışıklı doktor böyle gülümsüyor. Ha, hastanede gülümsüyor falan öyle. Ve de hemşireler. Güzel güzel kızlar bunlar yani. Öyle yaşlı maşlı, kilolu, şişko. Orası burası sarkmış yok. Perfect. 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 Bir doktorlar ve de şey. Senin sorun neydi Sibel? Yani hastaneler işte ondan sonra bu Aa, öldürülen bebekler. 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 Şimdi androkronom diye bir şey var. Yani androkronom bebeklerden alınan bebek değil çocuklardan alınan bir madde. Ve bu madde aşırı şekilde uyuşturucu bir madde. Bunun filmi var. Bu filmde Johnny Depp oynuyor. Böyle iki damla alıyor. İki damla. Bu çocukların kanı. Ama normal bir kan değil. Çocuklar böyle
korkutulmuş, yani korkutulmuş vaziyette ki kanını çekiyorlar. Normal kan değil, korkutulmaları gerekiyor. Daha üstün bir uyuşturucu şeyi veriyor. Onun haricinde bebeklerin şeysi var, hani plasenta dediğimiz bir olay var. Plasenta var. O da satılıyor. Burada bunun içinde sevgili Sibel, tamamıyla para olayı, yani satış ve para olayı var. Ve bunu yapanlar doktorlar arkadaşlar. Bu bebekleri öldürenler doktorlar ve hemşireler. Türkiye'mizdeki doktorlar ve hemşireler. Bu konuda araştırabilirsin. Yani araştır, niye bu bebekler öldü, öldürüldü? Neden? Niçin ve neden araştırılabilir yani? ABD seçimini ben hiç ilgilenmiyorum canım. Bilmiyorum. Çünkü kim kazanırsa kazansın, bu bir oyun. Sağ ve solun bir oyunu yani. Sağ ve solun bir oyunu. Yani kimsenin kazan, halk kaybediyor, bunu bil. Halk kaybediyor, bunu bil. Kimsenin kazandığı falan yok. Biri sağ, Kamala, yok Trump, biri sol, Kamala. Bunlar böyle, ikisi de perde arkası el sıkışıyorlar. Tıpkı bizim hükümetimizde olduğu gibi. Ha, sen onları düşman mı zannediyorsun? Onlar perde arkası birbirinin düğününe gidiyor, el sıkışıyor. Meral Akşener'imiş, bilmem MHP'siymiş, bilmem neysiymiş, CHP'siymiş. Hepsi bunlar perde arkası el sıkışıyoruz güzel kardeşim. Ama perde önünde bir oyun oynuyorlar ve sizler de, insanlar da buna inanıp oy veriyor. Olay bu yani. Bu Amerikan şeyi de böyle. Bilmiyorum ne olacak, bilmiyorum. Bildiğim Avrupa batıyor. Avrupa'yı batırıyorlar. Bilinçli bir şekilde Avrupa'yı 3. dünya memleketi yapmakla meşguller ve burası 3. dünya memleketi oluyor yani. Ha, ne zaman ilticacısın, ne zaman Ukraynalısın, burası iyi senin için. Sana burada ev de var, para da var, her bir bok var. İlticacı olarak gel, ha, ama normal işçi olarak geldiğin zaman yok. Yok, buradaki insanlar ev bulamıyor. Hiçbir şey bulamıyorlar. Ama bu ilticacılar gemilerde yaşıyor. Günlük masrafları, günlük masraflarını biz vergilerimizle karşılıyoruz. Ve hepsi de pislik pislik adam. Pislik Suriyeliler. Pislik Suriyeli. Kusura bakmayın, pislik Suriyeli kardeşim. Bu Etiyopyalılar ve Suriyeliler kadar pislik bir toplum yok. Vallahi yok. Görüyoruz yani. Başka toplumlar var ama bu ikisi, bu Etiyopyalılar ve de bu Suriyeliler kadar pislik toplum yok. Yok. Görüyoruz. Gülnur Hanım, filmin ismini öğrenebilir miyim? Lütfen. Çok doğru katılıyorum. Hangi filmin canım? Şenay Şirken, merhabalar. Hangi film bu sevgili bu Run Netre? Hangi film canım? Ben hangi filmden bahsettim? Sizce ABD seçimlerini kim kazanır? Hiç ilgilenmiyorum. Nerede şifahane? Evet, şifahane değil. Bir tanem, şifahane değil hastaneler. Hastane, hele bu Cavit döneminde insanların ölüleri çıkarıldı. İnsanlara bilinçli bir şekilde bilmem ne yaptılar ve insanlar ölü olarak çıktı. O kadar çok sayı var ki, ama tabii bunu medya sergilemiyor. Neden medya sergilemiyor? Çünkü medya bir takım güçlerin elinde olduğu için sergilemiyor. Medya gerçeği yansıtmıyor. Ele ele gördüğümüz medya. Onlar birilerinin elinde, onların
maaşları birileri tarafından veriliyor. Tamam mı? O yüzden hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyorlar. Medya asla gerçeği yansıtmıyor. Olay bu. Çünkü birilerinin elinde. Medyaya kim sahip? Bulabilirsin. Araştır. Kim medyaya sahip? Şifahane falan değil. Ölümhane. Deminki anlatılış çocukların kısmını alınıyor. Sevgili Rumetre, bunun ismi Andrei Kronov. Andrei Kronov. Andrei Kronov filmin ismi. Johnny Depp. Dur bakayım. İsmini bilmiyorum ama bir arayayım. Johnny Depp Movies diyelim. İsmini unuttum bir tane. Johnny Depp Movies List diyelim bakalım. Johnny Depp de onlara o karanlık güce hizmet eden bir aktör yani. Evet. Johnny Depp'in konuştuğu adamlara bir bak, kimlerle görüşüyor, kimlerle şey yapıyor. Johnny Depp'e bak bakalım. Kimlerle Allah'ın sapıklarıyla görüşen bir insan. Movies. Dur bakalım. Filmlerine bak. Nightmare. Private Research. Slow Run. No. Private. Bu kadar çok filmi var ki. Filmin ismini bilmiyorum bir tanem ya. Johnny Depp. Andrei Kronov aklına gelince söylersin. Şimdi oradan şey yapma. Andrei. Desek bakalım. Aha! Bulduk bak, görüyor musun? Bakınız arkadaşlar. Yazdım bak. Johnny Depp. Andrei Kronov movie dedim. Hemen çıkardı bana. Görüyor musun? Filmin ismi Fear. Dur yazayım bir tanem. Çıkardık. Görüyor musun? Andrei Kronov deyince çıktı. Fear and Loading in Las Vegas. In Las Vegas. Filmin ismi bu canım. Bak. Bayağı bir burada çaktık. Müsaadenizle tuvalete gidiyorum. Bulduk. İşte bu kadar. Johnny Depp, Andrei Kronov dedim. Hemen çıktı. Ya nasıl? Niye çıkıyor? Gördün mü? Aman abi odukları. Reklam arası mı nerede?
Ne olsun ben menajer kolisi mi? Alman kardeşim gelmiş de. Evet, merhabalar efendim. Günür Hanım, ölünce beyaz ışığa gitmeyin. Tuzak diyorlar. Nedir diyoruz bu konuda? Ne? Evet, bunu daha önce de duydum sevgili D'nizin varıp bilemiyorum. Okuyamıyorum ismini. Kusura bakma. Bu beyaz ışık şeyde de Star Trek Voyager. Ben Star Trek Voyager hayranı bir insanım. Çok da defalarca izledim. Orada da bir bölümde aynen bu beyaz ışık çıkıyor. Ama bu beyaz ışık işte şey gibi çıkıyor. İşte sevdiğin bir insan gibi çıkıyor. Bir şey oluyor. Ve seni bir yere götürüyor. Yani bu dünyadaki Matrix'in içine bırakıyor. Öyle. Onu izledim. Bilmiyorum hayatım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ablacığım iyiyim. Alman fakir. İyiyim. Bugün bayağı bir yine heyecanlı gün yaşadım ben. Ben biliyorsunuz takım şeyler yaşıyorum iş yerinde. Bugün yine aynı şekilde. Ama Amerika her şey iyi. Bu beyaz ışık bilmiyorum. Bilmiyorum. Öyle hikayeler var ki işte bu reptilianlar seni öyle ışıkla götürüyorlar falan. Ama ben şu anda örneğin non-duality AIDS'ine bakıyorum. Sadece Allah var. Yani sadece Allah dediğimiz ya da enerji var. Sadece enerji. Öyle bir şey veriyorlar ki, örnek veriyor ki adam, şey çok güzel. Örneğin her yerde böyle bir ampul var. Ampul. Her yerde ampul var. Ve bu ampule veren kim? Elektrik. Ha. Ve bu Allah, bu enerji her şeye, ama her şeye, yer, gök, her şeye o veriyor. Dolayısıyla benim korkum kalktı. Yani yanlış bir yere gideceğim, yanlış bir ışığa gideceğim, reptilianlar beni götürecek falan filan diye benim korkum kalktı sevgili arkadaşım. Ay okuyamıyorum. Sağ ol Almacığım. Teşekkür ederim. Allah sana da iyilik versin. Valla ben bu Allah'ı da pek anlamıyorum. Hiç kusura bakmayın. Ben bazen bu Allah'ı da anlamıyorum. Ben sevgili Çağla Akalın'ın durumuna çok üzüldüm ve üzülüyorum yani. Bu iyi bir insan kardeşim. Perde arkası Sibel'e yardım etmiş. Perde arkası. Bakınız perde arkası yaptı bunu. Perde önü yapmadı. Perde arkası Sibel'e yardım etmiş bir insandır Çağla Akalın. Ne yaparsa yapsın yani Sibel'e desteği olmuştur, güzelliği olmuştur. Çok genç, çok genç ve kalbinden rahatsız. Valla beni üzüyor bu, üzüyor bu. Rabbim diyorum niye böyle, sen niye bu insanı şey yapıyorsun? Git başkasını bul, git kötü bul, kötüleri bul. Deme. Öyle düşünüyorum ama tabii ben bilemem. Bilemem ki. Bilemem. Buradan da sevgili Çağla Akalın'a da çok gerçekten şifalar diliyorum. Çok şifalar diliyorum bu genç kardeşimize. Emeği olan bir kardeşimiz bu. Emek vermiş bir kardeş bu. Öyle böyle değil. Emek vermiş. İnsana emek vermiş. Sanata emek vermiş. İyi ya da kötü. Orası tartışılabilir. Ama emek vermiş, emekçi bir kardeşimiz bu bizim. Ve
Gerçekten üzücü. İsterim yani bir an önce iyileşsin, değil mi Sibel? Sibel, Çağla, bir an önce iyileşsin ya. Evet, ben madem Çağla Akalın'dan açı oldu, Evet. Gönül Hanım Efendi'nin ben sözünü bölmek istemedi. Çağla Akalın pansiyon olarak hastaneye kaldırılıp kardeşi de biliyorsun Gönül, biz yakından takip ettik Çağla Akalın'ı ikimiz. Kardeşi de endişeye, paniğe kapılıp Ha. Şey yapmış, böyle bir paylaşım yapmış. Öyle Fakat mi? dün Çağla Akalın hanımefendi Ha. diğer sosyal medya mecrasında Ha. ismini açıklamıyorum. Burada YouTube'a aykırı Tamam. olabilir. Tamam. Orada açıklama yapmış Ha. ve iyi olduğunu, Aa. kardeşinin bu şekilde hani panik atak oluşundan önceki geçirmiş olduğum Korkmuştur zaten. rahatsızlıktan Korkmuştur. dolayı Evet. bundan dolayı böyle bir paylaşım yapmış Ha. diye açıklamalarında Oh. bulunmuş. İyi. Sonrasında İyi. Mükremin daha önceden bunun anasına, bacısına, babasına hakaret ettiğinden dolayı dün bayağı bir o sosyal medya mecrasında Çağla Kalın açmış olduğu yayında Çağla Kalın yani bayağı bir ağzını açmış, gözünü yummuş. Ondan dolayı ve bugün Mükremin Çağla Kalın dilim dönmedi. Aktivist. Aktivistimiz tarafından gerekli adli mercilere Mükremin verildi. Mükremin mi Çağla'ya şey yapıyor, küfrediyor, ediyor? Çağla mükremini verdi. Tamam. Yani Mükremin Çağla'ya Ana, küfretmiş, öyle mi? bacı, baba. Daha önceden ben bunu biliyordum zaten. Anlatmıştı bana Çağla. Ve bugün de Çağla Akalın hanımefendi gerekli yerlere gidiyor. Mükremin hakkında da suç duyurusunda bulunuyor. Ya sanırım onların arasında da bir şeyler var. Ben orasını bilemem. Ama ben Çağla'nın iyi olmasına, sağlıklı olmasına çok çok sevindim. Ya gerçekten çok sevindim. Evet. İyi. Allah'ım iyilikler, güzellikler versin Çağla Akalın'a. Ben izlemedim. Fakat benim burada inandığım takipçilerim var. Onlar yalan konuşmazlar. Kendisiyle görüştüm mü bugün? Görüşmedim. Fakat dünkü yapmış olduğu açıklamada o sosyal medya mecrasında ismini vermek istemiyorum. Çünkü YouTube'a aykırı olabilir belki. Evet. Ondan dolayı yani burada onu izleyenler Tamam ya. İyiymiş kız. Önemli olan bu Sibel. İyiymiş. Ya iyiymiş. yani. Ya o biraz bende de var. Korku demeyeyim de sevgili Denizli. Ben reenkarne olmak istemiyorum yani. Ben bu dünyaya bir daha gelmek istemiyorum yani. Ben bu dünyada benim işim bitti. Ama Çünkü daha önceden Çağla Akalın kalp açık ameliyatı olduğunda biz Gündür'le birlikte yanındaydık. evet. Yani yanında değildik de tam konuştuk yani o Yani zaman. yanındaydık Gündür. Pansuman yaparken yanındaydık Sibel. Tamam. Hastanede yanında Yanındaydık değildik. işte. Hiçbir şekilde yanında değil. Şahsen değil Hayır. yani. Ya, bana göre Yanında yanında değil olmak de. çok farklı hayatım. Yanında olmak çok farklı. Yanında olmak hastanede elini tutmaktır. Yanında ama pansuman yaparken gördük. Evet. Heh. Şimdi kardeşinin de burada ben kardeşinde bir yanlışlık görmüyorum. Çünkü neden? Korktu çocuk. Daha önceden Çocuk bu korktu. rahatsızlığı geçirdiğinden dolayı ablasını düşünüp de Evet. acaba
kötüye mi gidiyor diyerekten ani panik şeye Ya. kapılmış Tabii ki olur. Yani olabilir. evet Korkuluktan bence de. dolayı Paniğe o paylaşımı yapmıştır. Yani kardeşini kapılmış de burada bence de. bahane bulmayın. Yok, bahane bulacak bir şey yok. Paniğe kapılmış. Çünkü ablası öyle bir şey yaşadığı için paniğe İster kapılmıştır istemez. Evet, belki de. Evet. aynen Gönül. Gülnur Hanım, sahneyi dolduralım. Reklam arası verdik. Kanızı kovama. Tamam ya, tamam. Bakıyorum, yerlere bakıyorum. Ne yazılmıştı Ha. ben. Evet, bence de aktivist bir kişi. Gerçek bir aktivist yani. Gerçek bir aktivist. Sibel'e hiçbir kurum yardımcı olmadı arkadaşlar. Sibel bir lalü, bir LGBT bireyi. Sibel'e hiç kimse bir yardımcı olmadı. Gitti, bir şeyler de götürdü. Nereye gitti? Ankara'daki o derneğe gitti. Hiçbir avukat çıkıp elinden bu kızın tutmadı. Bak nerelere geldi. O pezevenk, o Gebze'deki pezevenk Sibel'in her şeyine haciz koyma. Duran konuşmalara dikkat edelim de. Ne diyeyim Sibel? Nasıl söyleyebilirim? Yani kimse yok. Ama Çağla bireysel olarak Sibel hapishaneden çıktığından Öykü beri Ay, Çağla öyle Akalın, yersen Müller nasıl yardımcı Albayrak, oldun? bunlar gerçek aktivist. Hayır. Öykü sana nasıl yardımcı oldu? Bana diye Olmaz. çoğu buna yardımcı oldu Hayır. diğer diğer Kim gezdi. sana yardımcı oldu? Hayır. Maddi olarak kim elinin cebine attı? Çağla. Ben Çağla. Çağla atalım. Ama Diğerleri ne Tayland'daki ne ki hiç kimse elini cebine Öykü atan Çağla. Çağla Akalın, Bir tamam mı? Çünkü telefonla iftirada senin maddi bir yanımdaydı. şeye ihtiyacın vardı. Köpeklerim atılan Ha, iftirada orada yanımdaydı. Her yanındaydı. zaman Her yanımda. şekilde Çağla Tabii. Akalın ve senin bilmem bir şeylerin ödemiş, benim bile Sadece haberim benim yok. değil Orada da yani. yanında. İstanbul'da, Beyoğlu'nda, tarla başında, Pürtelaş'ta, orada, burada çarka çıkan Ya Lübunyalara o bir bile kenara. Onları bilmiyorum ben. Ben gece onları vakti bilmiyorum. kalkıp başınızda bir olay var mı diyerekten Yok. kontrole çıkıyordu. Orasını Öyle ben bir kadın. bilmiyorum Sibel. Benim bildiğim sana yaptığı yardım. Benim Aynen. gördüğüm Doğru. tamam, ben buna bakarım. Hiçbir kimse elini cebine atıp da sana yardım Yok. etmedi. Çağla Akalın haricinde. Evet, doğru. Tamam. Ha, biri değil de Aktivist ve unutmayalım aktivizm. ama. Kime? Biri değil. Feride aktivist değil. Ha, o şey gönüllü o. O gönüllü. O Almanya'da Aktivist yaşayan olarak da farklı, Çağla o Akalın. Evet, aktivist, doğru. yani aktivist Doğru. olayı değil o. Doğru, Ha. Gündüz. Doğru Ya. söylüyorsun. Çağla, hangi kurum sana Diğeri yardım de etti? Sen vicdanen gittin, yapıyor. şeyle gittin, Ama Çağla hünerle gerçekten gittin. aktivistliğini Ya, süper. hünerle gittin sen. Hünerle şey Muhterem derneğe Gönül gittin. valla. Ya, hünerle derneğe gittin sen. Gitmedin mi? Gittiniz. Hani sana yardımcı olacaklardı? Avukat falan, bu Gebze'deki vatandaş yüzünden. Hiç kimse ne? Hiçbir şey yapmadılar. Ve şu anda da araban ya da evin bilmem o herifin yüzünden o kansız, kalpsiz bir vatandaş yüzünden tehlike altında. Hayır. Vicdansız yani, vicdansız. Çünkü neden insanlar hani bunu çok şey yapıyorlar? Çünkü herkesi asassız olaraktan dava ediyor. Bu işte ticari amaca Bunda bir durum dökmüş. var. Bu nasıl Herkesten para yapılıyor? Bu adam kopartıyor. bunu Fakat şu nasıl anda yapıyor? peşin takipte olduğunun Ya, farkında, o da farkında. O da olması farkında. lazım. Çünkü nasıl yapıyor bunu? Nasıl? Bu işin içinde bir iş var güzel kardeşim. Bu işin Az önce içinde bir burada iş var. altaydı. Ben görmezden geldim. Bilmiyorum. Bu işin içinde bir iş var. Böyle bir iş olamaz.
Bu öyle bir iş olamaz. Bu işin içinde bir iş var. Allah'ım ya Rabbim bir an önce ortaya çıkar. Benim demek istediğim elini cebe atmak çok önemli bir şey. Mükremin geldi evine, konuştu konuştu elini cebine attı mı? Hayır. Ama Çağla'yı adileştirmeye kalksaydım. Ha, belki atardı. O zaman cebinden İlk o akrep olan cebinden çıkardı. Ben Çağla'yı adileştirmedim. Her şey ispatı kanıtı benim videolarımda. İyi ki adileştirmedin. Çünkü Çağla Akar'ın sen amacı oydu. Çıktığından beri bu kızın ama sende emeği var. Ne oldu? Yani Çağla Akar'ın da kalktı onu gereken yerlere verdi bugün. Versin. Ve haklı yere veriyordur. İnsanlar öyle konuşuyor konuşuyor, eline cebine atmıyorsan ben senin her şeyinden şüphe ederim. Hele hele zenginsen. Hele hele zenginsen. Tamam, maddi durumun olmayabilir, okey derim. Ama zenginsen, maddi durumun varsa, elini konuşup konuşup da eline cebine atmıyorsan bu iş olmaz. Ama Çağla attı. Hep attı. O yüzden ben her zaman Çağla'nın ben de yanındayım yani. Ve çok iyi ki şeysi yok. Kendi kafasına göre yapıyor bir şeyler. Albüm de çıkarıyor, şarkı da çıkarıyor, bir şeyler yapıyor. Yani bir Çağla arkadaşımız var. İyi taburcu olmuş, çok güzel. Öyle yazıyorlar. Panik atak geçirmiş, okey, okey. Panik atak geçirmiş şimdi. Taburcu olmuş. Evet. Acil şifalar versin. Çünkü çok genç. Dilerim daha da güzel albümler yapar, daha da güzel şarkılar söyler. Evet, ne diyorum? Çağla Kadın hanımefendi ellerinden öpüyorum. Deniz Serdan hoş geldin canım. İnşallah olmaz, nasip olmaz. İnşallah o para o insana nasip olmaz. İnşallah. Yani inan arkadaşlar ben de yani ben öyle kolay kolay beddua eden ya da bir insan değilim ama bu vatandaş çok zorluyor yani çok zorluyor. Bu Gebze'deki çok zorluyor. Bakalım zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Zaman neyi gösterir? Zaman en büyük ilaçtır. Ya öyle Sibel. Ya zaman en büyük ilaçtır. Zaman neyi gösterecek bakalım. Sen de aslanlar gibi oturuyorsun bakalım orada. Hayra bakalım kızım. Duydun mu? Söyledin mi? 890 madalya, 900'e madalya translar, trans kendisini kadın hisseden adamlar tarafından alınmış Sibel. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu daha önce de konuştuk seninle. Sen asla ben kadınım şimdi, gibi bir şey söylemedin. Sen trans kadınım sen diyorsun. Zannedersen 1,5 saniye sonra videomuz sona erecek. Tekrar Günür'ün güneşiyle huzurlarınızda olacağız efendim. Bilmiyorum, istiyorlar mı bilmiyorum. Evet. Farklı şeyler yani ne derler? Herkes düşüncesini ifade edebilir, konu konuyu açar. Yani ondan dolayı bu olimpiyat bir videosu. Nalan. Bir saniye geçmedi. Geliyoruz efendim. Saniyenin bitmesine bekliyorum. Saniye teyzeye gideceğim şimdi. Hemen geliyoruz. Öyle mi oluyoruz? Evet oluyor. Usta yayınca.